Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde geçmişten günümüze yeşil binaları tanıyacağız. Yeşil binaların çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının bir parçası olduğunu ve geçen hafta hangi kıstasların yeşil bina çerçevesinde işlendiği bahsedilmişti. Bu hafta ise yani bu sunumda yeşil binaların tarihinden bahsedeceğiz. Geçmişte nasıl başladı bu? Bu hareket nasıl devam ediyor? Bunları göreceğiz. Bunların faydalarını ve geleceği ile ilgili bilgileri sunacağız. Ve bu şekilde de bu dersimizin serüveni devam edecek. İlk başta tarihini bileceğiz. Şu andaki durumunu bileceğiz. Neden gereksinim olduğunu bileceğiz. Faydaları nelerdir onları irdeleyeceğiz. Sonradan işte dediğim gibi geleceğiyle ilgili birkaç yorumda bulunup ondan sonra dersimizi bu hafta da tamamlayacağız. Geçen hafta tanımını, genel bilgilerini vermiş olduğumuz bu yeşil binaları tekrardan hatırlamak amacıyla bir daha irdeleyelim. Yeşil binalar enerji verimliliği, su tasarrufu, geri dönüşüm ve sağlıklı iç ortamlar sağlamak için tasarlanmış binalardır. Bu binalar doğal kaynakları korumayı ve çevreye dost bir şekilde inşa edilmesini amaçlar. Yani burada baktığımız zaman asıl amacımız doğal kaynakları korumak, aynı zamanda da çevreye bu doğal kaynaklara zarar vermeden nasıl biz buraya adapte olabiliriz veya bu çevreyi kendimize adapte edebiliriz. Yani nasıl olacak? Ya biz yeşillendireceğiz ya da o yeşile zarar vermeyeceğiz. Yani bu şekilde bir döngünün oluşması için bu hareket başlanmıştır. Ve devam etmesi zorunludur geldiğimiz bu konjüktürde. Neden? Çünkü hava kirliliği var, iklim değişikliği var, küresel ısınma var, su kıtlığı başlıyor, enerji sıkıntısı boy gösteriyor. Bunların hepsini topladığımız zaman konjüktür aslında bize ya doğaya saygılı olmamızı veya doğayı korumamızı, yani aslında aynı şey, doğaya saygılı olmamız veya doğayı korumamız aynı şey aslında, ama şunu demek istiyorum: ya içinde bulunduğumuz alanı, betonlaşmış alanları tekrar eski haline getirip o en azından o bitki örtüsünü sağlayıp habitatı tekrardan geri getirmek veya bu buralardan artık daha yayılmak, yani bizim yeşil yerlere doğru açılıp oralara adapte olup oralarda çevreye saygılı ve çevre dostu olarak inşa ettiğimiz binaları veya yapıları mutual bir, yani ortak bir yarar ile sağlayabilmek. Nedir o? İşte bir atıyorum, oradaki toprağı, tarım toprağını zenginleştirmek için eksik kaldığı şeyleri test edip onları ekstradan eklemek. Güneş ışığından faydalanarak enerjiyi çekmek. Yani daha önceden bu işte sadece ısınma amaçlı yapılmıştı ama elektrik üretimi yapılabilir. Bunun için su ulaşmayan yerlere, çoraklaşmış yerlere gönderilebilir. Rüzgar enerjileri kullanılabilir. Jeotermal enerjileri kullanılabilir. Bu şekilde o fosil yakıtların, işte atıyorum 1900'lü yıllardan başlayan bu fosil yakıt, yani kömürdür bilmem nedir, onların azalımını sağlayarak ne yapabiliriz? İşte tekrar dünyanın daha yeşil, daha oksijenli, daha mavi sulu bir habitat ortamına getirebiliriz. Yeşil binaların tarihsel arka planına baktığımız zaman ilk basamaklar 1960'lar gibi görünse de bu bir yanılgıdır. Aslında yeşil hareket diye başlanan bu olgu ilk oluşum günlerinden bu yana önemli ölçüde dönüşmüştür, dönüşümler göstermiştir. Bu yüzden bir yanılgı olmaktadır. Hatta Yeşil Bina Devrimi kitabında bu dönüşümü Amerika, Avrupa ve dünyayı saran bir devrim olarak nitelemektedir. Modern yeşil
hareketin daha derin ve kapsamlı bir anlayışını elde etmek için bir hareketin ne zaman başlamış olabileceğini kesin olarak belirlemek neredeyse imkansız olsa da kökenlerine yani başlangıcına kadar izlemek faydalı olabilir. O yüzden de ilk başta en başa gitmemiz gerekiyor. Yani bunun nereden çıkabileceğini görmemiz gerekiyor. Sanayi devrimi ve elektrikle çalışan ısıtma ve soğutma sistemlerinin gelmesinden uzun zaman önce eski ve ilkel topluluklar onları sert hava koşullarından ve sıcaklık farklarından koruyan binalar inşa etmek için temel araç ve doğal malzemeler kullanmışlardır. Buna zaten doğa zorlamıştır. Tarihe geri döndüğümüzde ise antik çağlardaki insanların pek fazla olanağı yoktur. Yani seçeneği kalmamıştır. Bu yüzden de hava koşullarıyla başa çıkmak için doğanın sunduğu kaynakları yani güneşi, iklimi bunları binalarını ısıtmak, soğutmak ve aydınlatmak için kullanarak pasif tasarımlar yapmışlardır. Örnek vermek gerekirse Babil ve Babil İmparatorluğu ve Mısır İmparatorluğu. Bunların ana inşaat malzemesi olarak kerpiç kullanmışlar ve saraylarını, evlerini, rüzgar şaflarını yani o betleri yani inşa etmişlerdir. Bu şekilde rüzgarı kırmaya çalışmışlardır. Gölgelik olarak ise avluları ve dar ara sokakları ile kullanarak bu rüzgardaki avantajlarını daha da artırmışlardır. Bunlar tabi antik insanların karşılaştıkları iklim zorluklarını nasıl aştıklarını gösteren basit örneklerdir. Yani ta antik yıllardan Babil İmparatorluğu'ndan başlamak üzere insanların doğaya adapte olarak yeşil binalar dediğimiz konsepti yani güneşi, rüzgarı, iklimi kullanarak kendi inşalarını, kendi yapılarını yaptığını görüyoruz. 1960'lara geldiğimiz zaman ise çevre bilincinin bu sefer sanayi devrimi ve bu fosil yakıtların kullanımının artmasıyla birlikte çevrenin dezenfeksiyona uğraması, kötüleşmesi, çevre bilincinin artmasıyla birlikte yeşil bina hareketini başlatmıştı 1960'lar resmi olarak. Sonra 1970'lerde ise bu sertifikasyon sistemleri işin içine girmiştir. Bunlar işte neler olabilir? Hemen bakalım. Yani sürdürülebilir süreçler yani LEED, BREEAM veya Green Globe gibi hızla büyüyen yeni teknolojilerin ve sürdürülebilir gelişmelerin keşfedilip izlendiği bir gerçekliğin sonucu olarak çıkmış bu sertifikalar 1970 yılından itibaren çıkmıştır. Hatta 1973 yılında petrol sıkıntısının 1973 yılında petrol krizinin patlak vermesiyle yeşil bina hareketini teşvik etmek için güçlü bir katalizör olmuş bu kriz ve daha da artmıştır 1970'lerde. 2000'lerde ise yeşil bina sertifikalarının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapında projeler başlamıştır. Bunlara zaten örnek olarak geçen hafta da söylemiştik. İşte Japonya, Amerika, Kanada, Büyük Britanya yani İngiltere bunların başını çeken, bunların bu olgunun, bu yeşil bina konseptinin ilerlemesini sağlayan, başı çeken ülkeler olarak önümüze çıkmaktadır. Geçmişten günümüze baktıktan sonra şu andaki durumu bir inceleyelim. Rob Watson'ın 2008'de yayınladığı Yeşil Bina Etki Raporu'na göre binaların inşası ve işletimi diğer insan faaliyetlerinden daha fazla
enerji gerektiriyor. Bunu söylüyor. Ve 2006'da Uluslararası Enerji Ajansı binaların küresel olarak tüketilen birincil enerjinin %40'ını ve dünya sera gaz emisyonlarının yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğunu tahmin ediyormuş. Şimdi grafikte de baktığımız gibi eğer bu söylenilen işte sera gazı emisyonlarının yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğunu düşünürsek eğer bunlar nasıl dağılıyor bir de buna bakalım. Örneğin ofis gibi binaların veya o kurumsal binaların %18.2'lik bir payı varken oturma konutlarında %18'i buluyor bu. Ulaştırmada salınan sera gazları %28'i oluştururken endüstrinin %36'ya varan bir sera gazı salınımı olduğunu görüyoruz. Yani burada en fazla ulaştırma ve endüstriyel çıktıların daha fazla olduğunu görmemize rağmen tabii ki yine de baktığımız zaman %40'a varan bir bina sektörünün olduğunu görüyoruz. Hem residential yani hem oturma yönelik hem bizim kendi oturmaya yönelik olan binaların aynı zamanda da ofis gibi kurumsal binaların oluşturduğu sera gazı yine de büyük parçayı aldığını bu pasta grafiğinde görebiliyoruz. Diğer bir grafimiz ise Amerika Birleşik Devletleri'nde sera gazı emisyonlarını ekonomik sektörlere göre gösteren bir pasta grafiğidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme eğilimleri bu sektörün büyümesini konut binalarına göre hızlandırıyor. Dünya Sürdürülebilirlik Kalkınma İş Konseyi'ne göre Amerika'da tüketilen tüm elektriğin yaklaşık %71'inin binalar tarafından tüketildiğini, küresel karbondioksit emisyonlarının %40'ının binalardan kaynaklandığını tahmin ediliyor. İnşaat malzemelerinin kullanımı gibi bina etkileri, örneğin altyapı malzemeleri, bina inşaatı ve yol yapımının Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Bunun yaklaşık %60'ını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ayrıca inşaatın iç mekan, hava kirliliği ve oradaki organik maddelerin ya da kontaminasyonların seviyelerini etkilediği, bu seviyelerin dış mekan seviyelerinin 2 ila 5 katı kadar yüksek olabileceği dikkat çekilmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların %83'ünün şehirlerde ve çevresinde yaşadığı belirtiliyor. Birçok şehir su politikalarından iklim eylemlerine ve dayanıklılık planlarına kadar bir dizi sürdürülebilir planı, program ve girişimi uyguluyor. Buna rağmen halen daha bu pastadaki dağılım gibi. Pastayı incelersek eğer, bu pasta dağılımını incelersek eğer, ziraatte %8, ofis gibi binalar veya işte oturma konutlarında %11'e yaklaşık, endüstride %20, ulaştırmada %28, elektrik kullanımlarında ise veya elektrik üretiminde ise %33'lük bir sera gazı salınımı mevcut ya da olası gelmektedir. Şimdi niye Amerika Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü yeşil binalar konseptinde yani biz aslında dediğim gibi öncülük pioneering olan kısımlar onlar. Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkeler ilk başlarda bu şeyleri tespit etmişler. Çünkü onlar gelişmiş ülke oluyor. Biz developing countries yani gelişmekte olan ülke ve gelişememiş işte underdeveloped countries diye üçe ayrılıyor zaten. Şimdi bunların zaten projeksiyonlarını görerek biz de hareket ediyoruz. Biz de tabii gelişmekte olan ülkeler konumuna gelmek için veya oralarda yer almak için açıkçası yani çaba harcıyoruz ve bunları bilerek
Bunları görerek bu projeksiyonların ileride bizim de aynı projeksiyonlara sahip olacağımızı bildiğimiz için bunlar olmadan önce el uzatmak ve gerekli önlemleri almak istiyoruz. Sera gazının bir de sektörlere göre bir incelersek eğer, endüstriyel üretimlerde %16.8 payı var. Ulaştırmada kullanılan işte doğal gazdır, benzindir, mazottur. Bunların katkısı %14 sera gazı salınımına. Ziraat yan ürünlerinin, yani gübredir nedir, onların kullanımları %12.5 bir sera gazı salımı yaratıyor. Bu şeyleri, doğal gaz, işte petroldür, bu ürünlerin kuyular açılarak bunların çıkarılması, işte işletimi veya işte üretimi, bunların da oranı %11.3. Bunlar zaten yarısına tekabül ediyor. Tabii bir de enerjiye ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız olduğu için güç istasyonları var. Bunlar büyük bir karbondioksit, metan ve nitrik oksit gazları veriyor. Bu da %21.3'e tekabül ederken bizim evsel, işte yani bizim işte belediyelerin özellikle işte bu waste disposal, yani o çöpler veya işte bizim atıklarımızdan bunların tekrardan geri dönüşümlerinden sadece %3.4, yani çok az bir sera gazı alınımıyla aslında büyük işler başarılıyor. Tabii bir de şey var, işte biyokütle ile yakıt üretmek. Bu birazcık daha şey gelse de bize, yeşil gelse de %10'luk bir sera gazı salınımı veriyor. Çünkü bunların birleşimi işte mısır ve mısır koçanı, daha doğrusu mısır koçanı ile hayvan tezeklerinin birleşimiyle, bunların yanmasıyla ve bunların kimyasal tepkimeleriyle oluşan bir enerji aslında. Bu da %10'luk bir sera gazı salınımı veriyor. Bir de bizim evlerde kullandığımız ve diğer kaynaklardan gelen %10'luk bir şey daha var. Sera gazı salımı daha var. Yani bizim insan olarak aslında ihtiyacımız waste disposal, yani bu atıkların bir kenara atılması ile bir de konutlarda işte kullandığımız ve salınım, yani ısınmadır, şeydir, onlar da karşılık gelen sera gazları veya işte ziraatten belki kaynaklı %25'lik bir şey. O diğerleri işte ulaşımdır, endüstriyel atıklardır, power station, yani güç istasyonları. Bunlar hep enerji. Enerji nedir? Enerji teknolojinin daha ileriye gitmesiyle bizim aslında daha fazla ihtiyacımız olmayan şeylere ihtiyaç duymamızdan kaynaklı olarak gelen bir yan ürün. Yani temel ihtiyaçlardan ekstra olan bir ürün. Şu anda enerjiyi günlük hayatta çok fazla kullanıyoruz. Cep telefonlarımızda, işte araçlarda, efendime söyleyeyim, evlerimizde elektrik, güneş ışığından daha çok elektrik, yani LED lambaları veya işte lambalarla veya doğal soğutma, ısınma yerine klimalarla veya doğal gazla ısınma. Bunların hepsi tabii ki geri dönüşüm olarak bize sera gazı olarak veriliyor. Bir de şeye baktığımız zaman, oranlarına baktığımız zaman %72 bu sera gazı salınımlarının, şunların, şu oranların %72'si aslında karbondioksit olarak veriliyor. %18'i metan olarak veriliyor ve %9'u da nitrous oxide olarak veriliyor. Karbondioksiti biliyoruz arkadaşlar zaten. Yani biz de kendimiz insan olarak karbondioksit dışarı veriyoruz. Metan dediğimiz şey aslında doğal gazın ana bileşeni, metan gazı. Diğeri nitrous oxide ise aslında bir anlamda asit yağmurlarını tetikleyen
bir kimyasal bileşik. Yani bunların fazlalaşması, özellikle bu nitrous oxide'ın fazlalaşması asit yağmurlarını ve böylece ürünlerin, zirai ürünlerin zarar görmesine, toprağın çölleşmesine ve bir sürü daha ters olaylara sebebiyet verecektir. Kısaca bir de yeşil binaların faydalarından bir bahsedelim. 1970'li yılların petrol krizinden bu yana, özellikle son yıllarda mimarlar, tasarımcılar, inşaatçılar ve bina sahipleri giderek yeşil bina konusunda ilgi göstermeye başladılar. Sürdürülebilirlik ve yeşil bina hareketi, özellikle yeşil binalara ve mevcut binaları yeşillendirmeye olan talebin artmasının yanı sıra bu talebin avantajlarına yönelik kamusal farkındalığın artmasının bir sonucu olarak ve aynı zamanda da yakın zamanda uygulamaya konulan ulusal yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak çoğunlukla, yani daha doğrusu dünya genelinde gelişmektedir. Ayrıca çeşitli teşvikler sunan ulusal ve yerel programların bir sonucu olarak da bu yeşil binaların artması gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Son yıllarda inşa edilen binlerce proje, yeşil bina konusunda kaynak verimliliği, artırılmış konfor seviyeleri, estetik ve enerji verimliliği açısından neler başarılabileceğini somut olarak kanıtlamış durumdadır. Bir örnek olarak Montgomery County hükümetinin Maryland, Amerika'da hizmet sağlayıcıları ve diğer hükümet kurumları ile işbirliği yaparak işletmelerin ekolojik ayak izlerini azaltmalarına ve yeşil ekonomiye katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için çeşitli maddi teşviklerin sunduğu bir program açıklamışlardır. Şimdi genel hatlarıyla bir baktığımız zaman peki yeşil binaların faydaları nelerdir? Enerji tüketimini azaltır, kirliliği azaltıp ekosistemleri korur, oturanların sağlığını ve konforunu arttırır, yani sağlıklı bir ortam sağlar, üretkenliği arttırır, atık depolama alanlarını azaltır, ekonomik olarak da avantaj sağlar. Ne olarak? Tabii yenilenebilir enerjileri kullanarak veya su tasarrufu, işte enerji tasarrufu sağlayarak bunları bize sağlar. Tekrardan yeşil binaların faydalarına gelirsek eğer, dediğimiz gibi bir enerji verimliliği, sağlıklı iç ortam ve ekonomik avantajların olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bugün sürdürülebilir binaların tasarımı, çok çeşitli bilgilerin zarif, verimli ve dayanıklı bir bütün haline getirilmesini gerektiriyor. Bu nedenle sürdürülebilir, yani yeşil bina stratejileri ve en iyi uygulamaların kapsayıcı bir şekilde sunulması, çevre dostu ve kaynak verimli binalar yaratma fırsatını sunuyor. Baştan başlayarak bütüncül bir tasarım süreci uygulayarak, bu özellikle proje tasarımı sürecinde mimarlar, mühendisler, arazi planlamacıları, bina sahipleri ve işletmecileri ile birlikte çalışan inşaat sektörü üyeleri ve çeşitli uzmanlık alanlarından danışmanlar gibi paydaşların bir ekip olarak çalışmasıyla başarılabilir. Ayrıca en iyi ve en verimli binalar genellikle tüm oyuncular ve paydaşlar arasında binanın yaşam döngüsü boyunca sürekli düzenli işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Gerçekten de bugünün dünya genelindeki mimarlar ve kentsel mühendisler, büyüyen nüfuslar, giderek azalan kaynaklar ve karbon emisyonlarını azaltma ihtiyacıyla başa çıkmak için tasarlanmış şehirler inşa ediyorlar. Şimdi İngiltere, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde geleceğin şehirlerinin örneklerini görüyoruz. Sonuç olarak yeşil binalar sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır.
enerji tasarrufu, çevre koruması ve sağlıklı iç mekanlar sağlayarak dünya çapında bir etki yaratıyorlar zaten. Gelecekte daha fazla yeşil binaya ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Artık daha genel hatlarıyla yeşil binaların niçin ihtiyacımız olduğunu gördük. Geçmişten bugüne nasıl geldiğini kısaca anlattık. Saldığı sera gazların oranlarını sektör olarak gördük. Faydalarını aldık. Gelecekteki örneklerini gösterdik. Artık tek tek irdelemeye başlayacağız bu haftadan sonra. Haftaya yeşil binalarda kullanılan malzemelerle giriş yapacağız. Daha sonra su tasarrufu nasıl yapılacak onu göreceğiz. Ondan sonra da LED teknolojileri ve elektrik enerjileri ya da fotovoltaik güneş pilleriyle nasıl oluyor, ne kadar bir enerji tasarruf edebiliyoruz veya işte bunların yararları, dezavantajları, beklentileri nelerdir onlara değineceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.